son anda kaçabiliyoruz böyle, sıkıntı yok. Son anda kaçabilme ihtimalimiz her zaman açık o ihtimal. Ben şurayı da onarsam, daire kaç bu? 6. Daire 6'yı da onaralım. Oraya da bak, taşımak isteyen kimse yok şu an gördüğünüz gibi. Oğlan yine dertli. Ne oldu senin hatunu? Attılar için. Bir dakika, konuşmayı sonlandır. Burada bir şey oluyor. Yetersiz uyuyor. Önemli. Vallahi tam Murtaza ya. Yemin ederim. Tam Murtaza. Fulfred Brookich isimli bir öğrenci tanıyor musun? Ne garip bir isim. Onun hakkında bir şey bilmiyorum ama soruşturabilirim. Çok iyi olur. Bizim binada oturuyor. Onu biraz daha ilgilenmek iyi olurdu. Bir dakika, senin bir derdin var. Neler olduğunu öğren. Üniversitede başım herhalde değil, değil mi? Evet baba. Dekan başka bir bağış etkinliğinde görev almamız lazım. Çok fazla para gerekiyor. Nereden bulacağım bilmiyorum. Ne kadar? E5'e çık ya. Of arkadaş. Para. Paradan başka bir şey mi? Bir kitap istedim. Oha oğlum. O daha insani bir tepki verdi karakter. İnsanlarımızın o kadar parası yok. Eğer böyle devam ederse ders verecek kimse kalmayacak. Belki amaç budur. Ne bulacağımızı görürüz. En kötü ihtimalle bir işin olur. İlkenin daha çok madenciye ihtiyacı var. Çok komiksin baba. Çok para evladım. Elde etmek kolay olmayacak. Deneyeceğim. Of! Biriktikçe birikiyor hikaye. Patriğin 7500'e ihtiyacı var. Grizzly'e kravat bulduk onu zaten. Özür dilerim. Kamyon geçiyor arkadaşlar. Boynuz ve tırnaklara yatırım yapmaya ikna et. Grizzly buraya geliyor. Gelmişken, hazır yakalamışken kravatı yapıştıralım. $300. Harika. Hemen yukarıya çıkalım. Şu kameralardan bir tane daha. İlk kamerayı içeriye koyalım ya. İlk bu kamerayı şuraya yerleştirelim. Zamanım yetecek mi? Yetmeyecek. Koş. Oh! Son anda yırttık yine. Aha! İçki içiyor. Sen var ya. Biraz para kazanalım. Hemen bir profil oluşturalım birisine. Kiracı profili. Kim olabilir? Daire 2. Daire 2 idi değil mi arkadaşlar? Daire 2. Dora Noel kadın. Yalnız yaşıyor. Müzik öğretmeni. Bunları öğrendik. $550 ediyor. İyi para. Durup dururken kimse kimseye vermez. Daire 4'teki arkadaş hakkında çok az şey biliyoruz. Başka... Mark Ranek hakkında yazdık mı? Mark Ranek. Daire kaçtı? Daire 3. Daire 3. Erkek. Medeni durumu. Rosa Ranek ile yaşıyor. Arşiv elemanı. Şunları seviyor. $900 da ondan aldık. Efendime söyleyeyim. Başka kim hakkında yapabiliriz? Rosa Ranek. Rosa Ranek. Daire 3 müydü ya? Daire 3. Daire 3. Kadın. Mark Ranek ile yaşıyor. Kafeterya aşçısı. Şunları göndeririz. Bir 900'da ondan alırız arkadaşlar. Evet. Harikulade bakalım. 8836. Buraya birisini taşıyabilir miyiz? Hayır. Kimse yok. Ne kadar çok kiracı o kadar. Başka kimin hakkında rapor verebiliriz? Kendi oğlumu ihbar edeyim. Daire 1 hakkında hakikaten hiçbir şey öğrenemedik henüz. Daire 2 hakkında toplanan bilgileri göndermişiz galiba. Evet.
gönderdiğimizde koyu böyle üstü çeviriyor. Leo Gruizdek Laila 4 daha çok yeni, belki bir şeyler yakalarız, biraz daha para eder, bir şeyler yakalarız. Ne yapsam şimdi? Bu arada yine görevlere bakacağım. Bonus toynaklar 7500'e ihtiyacı var. Yakalayamadım onu. Bu kadın yine bir şey istiyor. Hayır, o değil. O kadın değil. Zaten o küçük bir kız çocuğu. Patrick'in parası hakkında nasıl yardımcı olabileceğim? Kamu faturaları için 700 dolar lazım. Ver kurtul, ne yapalım? Başka yapacak bir şey yok. 7500'de oğlana verdi. Daha ne var ya? Habire bir şey. Patrick'in parası hakkında bir konu olacağım. Onu konuştuk. Bir şey çok önemli. Daha neye ihtiyacım? Zavallı Mart'a hala iyi değil, anlıyorum. Tek şimdi ne olduğunu öğren. Doktorun dediklerini nasıl? Mart'a'yı doktora götüreyim. Sıradık. O bir profesör. Küçük kız hakikaten hasta. Onun bir iyi bir doktora gitmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Gwizdek var. Bu Isadora Brückig kim bu arkadaşım ya? Fulfule dedi. O da mı? O mu değil? Bilmiyorum ki, kutuyu kime vermem lazım bilmiyorum. Onu da bir öğrenebilsem. Anlam veremiyorum. Dur bakayım. Ha, gel. George Danton'u bir soralım bu arkadaşa bakalım. Beni o kurtardı. Onun için bir zaman önemli olur mu? Kutuyu vereyim. Üç bin lira verdiler bize. 11.000 oldu paramız. Gayet başarılı. Oğlanın parayı verebiliriz. Ne istiyorsun? Tavsiye miydi? Kafam çok karıştı. Evet, bu diyor ki çok param var şu anda. Bir tavsiye ver bana. Yani paramı nasıl harcama lazım filan diye. Bakın, boynuz ve toynakların gelişimine yatırım yap seçeneği de var burada. Ondan sonra şimdi ben daha önce bu seçeneği, yani ikna etti, gelen telefon vardı ya, gizli telefon. O telefonda gelen şeye uyarak bu para vereceklerini söylediler. Söyledi. Hiçbir garantisi yok bunun ama yaptım. Bir para geldi mi hatırlamıyorum bile. Ne yalan söyleyeyim. Geldiyse de. Ama sonradan bu Gwizdek denilen arkadaş bana mektup attı ve dedi ki Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, Allah seni maymun yapsın filan. Çünkü bütün parayı kaybetmiş. Jöleli et fikri tutmamış. Jöle et miydi? Et jölesi miydi? Abi o nedir hakikaten ya? Jöleli eti kim buldu? Kim yazdı bunu? Neyse. Ben şimdi yabancı para birimine yatırım. Dolar al, dolar abi, dolar al ya. Dolar acayip yükselecek, biliyor musun? Yükseldi zaten. 5'i buldu. Kafamıza vurdu. Tasarruf bankasına yatırım yap. Akrabalarına yardımcı ol. Meyve ve dut çiftliği gelişimine yatırım. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginçtir. Buradaki seçenekler içinde şu meyve dut çiftliği filan hikayesi var ya. Mesela bu benim hayalimdeki şeylerden birisi. Yapmak isterim böyle bir şey ben olsam. Bunu bir öneri olarak verir miyim? Veririm yani. Yani kişi ki ben olsam oradaki karakter, veririm. Yabancı para birimine yatırım yap. Baba dolara yatır sen o parayı. Seneye zıplayacak, seneye kalmaz, zıplar filan hikayesi. Bence doğru. Her an her şey olabilir. Memleket bizimkisine benziyor yani. Bak, benziyor dedim lütfen hakim amca. Benziyor dedim. Yani dolar molar zıplıyor, mutluyor filan ya. Öyle bir şey olabilir burada da gibime geliyor benim. Bunu da önerebilirdim. Ama tasarruf bankasına yatırım yap. Yani mantıklı olabilir, hani bu mevduat fonları falan garanti şeyler yapıyorlar yani. Para kaybetmiyorsun. Az kazanabilirsin ama paran değerini kaybetmiyor falan. Mantıklı. Akrabalara yardımcı ol. Vallahi
Keşke bizim akrabalardan birisine çıksa da aklına gelsek. Nerede? Ha, sen tabii. Neyse. Şimdi ay mesela böyle bilmiyorum. İşte böyle yani. Ben bunu söyledim daha önce. Bana mektup attı dediğim gibi Allah belanı versin. Allah seni bildiği gibi yapsın diye. Ben isterdim ki yatırım tutsun, Allah tuttuğunu altın etsin diye mektup atsın. Olmadı. O zaman ben diyeceğim ki dolar al abi sen dolar al. Dövize yatır para. Cidden. Vallahi cidden. Öldürenden hemen sonra birkaç adam iletişim bilgilerini verdiler. Onlar geçiyor. Onayla onayla. Emin pişman olmayacaksın. Yapmadım yani. 5.000 dolarmış şimdi. Ya lan bu. 5.000 lirayı kaybettim az önce arkadaşlar. Ben farkında değilim burada ödülüm 5.000 lira. Allah'ım ne kadar şapşalım ya. Almışım ben. Balık bulundurmak yasak. Kokmuş balık olsa bari. Başka bir görev var mıydı ya? Ben kutuyu verdim, şey yaptım. Bu görevi de 5.000 doları da atladık. Bundan 7.000 lira okul ödemesi. Ah, ah. Lan Patrik, gel lan buraya, şerefsiz. Bunun hakkında bir şey öğrendin mi? Söyle bakayım. Hükümet karşı davranışlarını unutuyor. Büyük lider hakkında garip bir espri yaptığını söylüyor. İnanmıyorum. Aferin lan. Kedi olalı bir ne tuttu? Ciğer, balık. Ne tutuyordu kedi ya? Neyse. Al lan parayı. Oku. Oku da adam ol, baban gibi eşek olma. Gitti. Gitti, gitti, gitti. Paracıklar gitti. Paracıklar, paracıklar. Hepsi gitti. Allah. Bu çocuk evde mi? Yine otobüs geldi. Bu çocuk evde mi? Galiba, bilmiyorum. Emin değilim. Bir kapıyı çalalım. Kimse yok gibi gözüküyor. Hemen dalalım içeriye. Bakalım orada neler oluyor. Bir araştırma yapalım hakkında. Bu var, bu piç kursunda bir bit yeniği var. Ben bundan bir şeyler çıkartacağım. Kırık şişe. Evet. Ben dedim bir şey çıkacak bu çocuktan. Şunu bir araştıralım. Suç unsuru teşkil edecek bir şey çıksa iyi olacak. Çocuk da geldi galiba. O muydu? Yok. Evet geldi. Kaçalım oradan hemen. Neyse profilini oluşturmuş olduk. O da bir şeydir. Şu anda Nazar geldi. Burada birisi benimle bir şey konuşmak istiyor. Kimsin sen? Tuvalette basarım. Ha sorma. Sen benim hatunsun. Ne olduğunu öğren. Martelere prozesi yazdık. Çocuk uzmanı. Durum çok kötü. Zatürre Akşehir'in berbat bir yüksek ailesi. Nereden? Belki o yüzden Bodrum katında yaşıyoruz. Madenler yüzünden. Doktor denetim altında olması gerekiyor. Testler alınacak. Antibiyotikler kullanılıyor. Artık ama minnet olması gerekebilir. Ohohoho. 15 bin. 15 bin. 15 bin. Biz bu 15 bini nasıl kazanacağız arkadaşlar? 5 bini de almadık salak gibi. Affedersiniz. Ne yapsak? Bir kiracı daha yok mu ya? Yok. İşte algoritmadaki sıkıntı biraz da burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bir iki rapor çakayım. Bakalım oradan 300-500 ne geliyor?
Daire 4 hakkında bir şey öğrenemedik. Onu öğrenmeye çalışalım hakikaten. Bunları bildirdik. Bu arkadaşı Full Flat Brokerage Daire 1 kiracı profili. Hemen atalım bunları. Bu iyi para getirir diye düşünüyorum. Erkek Full Flat Brokerage Daire 1 yalnız yaşıyor. Üniversite öğrencisi. 1300 dolar. Güzel para. Yani iyi para. Tamam. Full flat işe yaradı. Daire 4 hakkında bir şeyler öğrenirsek, değil mi? Daire 4. Guizdek mi o? Leo Guizdek. O zaman biraz da ondan para çakabiliriz arkadaşlar. Ya bu kadın sürekli benimle konuşmaya çalışıyor. Deli olacağım. Deli olacağım. Gel buraya gel. Hatun! Ne istiyorsun? Ne var? Bir de ne var diyor. Martin'te ona 15 bin lirayı nereden bulacağım ben şimdi? Yine niye 500 lazım ya? Allah Allah. Banka olduk arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Ne yapalım? Bir şeyler mi çalalım? Bir şeyler mi? Kiracı da alamıyoruz buraya. Başka kira taşınmak isteyen kimse yok. Çalma kimse var mı? Çal bakayım kapıyı. Yok. Ulan sen var ya full flat misin? Nasılsın? Full HD'sin sen, full LED filan değilsin sen. Var sende bir hikaye ama. Gayet çalayım ben onu. Kaçayım. Kahve fincanı dolduğunu öğrendik evinde. 4 numara hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Doğru dürüst kamera da koyamadık. Yani şu anda uyuyor. O da uyuyor. Bu arkadaş uykusuz. Bu arada arkadaşlar ilerleyen pasajlarda çözdüm. Kiracılara şey yapılabiliyor. Ne yapılabiliyor? Yok gitme. Şantaj mektubu yazabiliyoruz. Silah bulundurmak yasak yani bu adam nereye saklıyor bu silahı ya? Bulamıyorum girip bakıyorum bir şey çıkmıyor. Buraya bir yere koyuyor ama nereye koyuyor? Dur bakalım. Çözeceğiz o işi. Bir evden çıksınlar da haklarında bir şeyler bulayım, birilerine attırayım, bir şey yapayım. Çaldıklarımı satayım. Değil mi? Para lazım ya. Deli gibi para lazım. Kız hasta. Ne yapacağız? 79 dolar. Para etmek. Saat filan da, soda filan. Yasa dışı olan şeyler bayağı para ediyor arkadaşlar. Kim gitti az önce oraya? Fulfilled mi? Yok. Bu mu gitti? Galiba 2 numara gitti değil mi? Çal kapıyı. Dal içeri. 2 numaradaki kim ya? Bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Şu arkadaş. Dur dur. Telefon da geldi ama ben sana 200 dolar. İyi. Fena değil. Telefona koş. Koş. Koş 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 koş. Aç telefonu. Aç. Özel arama. İyi günler Kao. Ben George'dan numaramı nereden aldım? Birimize evi falan.
Danton, bu paketi vermemizi isteyen tipleme. Bizler dünyayı daha güzel bir yer yapmaya çalışıyoruz. Kar, mevcut hükümetle bu imkansız. Bilindiği gibi mevcut hükümet değiştirmek istemiyor. Senin biriminin ismi ne? İş burada biraz inançlı devrimciler birliği mi? Yeni yarınlar hareketi. Neden alay ediyorsun Karl? Belki de dost olmalıyız. Ailen için son derece lazım olan parayı kazanabilirsin. Nereden biliyorsun ya? Ya anlaşmayı reddedersen ve bu dediklerini üstlerine raporlarsan korkarım ki reddetmen ikimiz için hoş olmayan sonuçlara neden olabilir. Ya bir sus evladım. Köpek avlıyor bir taraftan abi. Özür dilerim arkadaşlar. Köpek benim, sokak köpeği. Her yerde dostlarımız var. Biliyordum. İyi yarınlarla alakalı gezenin bir şeyler var. Yumurtaları kırmadan omlet yapabilen biri vardır. Belki de var canım. Çocuklarım var, bu nedenle gelecek nesillerin önüne kendini feda etmenin ne anlama geldiğini bilirsin. Bir başkasını feda etmeyi teklif eder misin? Beni mesela. Olmasa da olur kar. Yalnızca hareketlerimize yardım etmeye hazır olman yeterli. Gerçekten başka seçeneğim var mı? Ne istiyorsun benden? Harika binanızda sadık yoldaşımız için bir daire bulun. Adı Antal Grubiç. Evet, Grubiç'i de misafir ettiğim bir oyun oynamıştım. Binada kalacak filan falan. Ondan sonra bir parayı soralım. Bana ne kadar vereceksin? 3 gün. Yani bu başlangıcı olacakmış. Grubiç kim? Çok önemli bir baskı uzmanı. Evet, baskı yapıyordu. Broşürler hazırlayacak filan. Evet. Kabul edeceğim. 3000 lira, 3000 dolar para verecek. Yani evladım hasta. Evladım, yavrum, kızım, canım kızım. Hasta. Onun için kabul ediyorum bunu. Yoksa ben çok vatansever bir insanım. Lütfen. Aa, gidiyor. Öğrenci gidiyor. Aa, bu da gidiyor. Burada kim vardı? Şimdi grubu çağırmamız lazım bir yere. Daire 1. Onar. O bayağı kiracı var. Bayağı kiracı var. Ben bu kiracıları alayım. Bu para demek arkadaşlar. Bu kadar çok kiracıyı nasıl başa çıkacağım bilmiyorum ben de ama. Evet. Parayı hesabına gönder, fark ettim. Evleri şey yaptım. Evet, tamam. Evet, seni anlıyorum. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu hikaye dallanıp budaklanıyor arkadaşlar. Dallanıp budaklanıyor. Ben yine müsaadenizle 5 dakika mola rica edeceğim sizden. Yeni kiracılar da geliyor gördüğünüz gibi. Ve bizim paraya ihtiyacımız var. Evet. Paraya ihtiyacımız var. Evet, molamız bitti. Yeni kiracılarımız geliyor. Ben de hiç bu kadar evi fullememiştim, ne yalan söyleyeyim. Grup içi takip et. Kabahatli. Grup içi hakkında daire 6 değildi o. Daire ay. Grup içi daire 1. Evet, Grubiç'te var bir hikayeler ama dur bakalım. Yakalayacağız onu. Bağlamdan koptum. Bu arada gittim, düşündüm. Ben çok hızlı geçiyorum diyalogları tabii. Daha önce gördüğüm diyaloglar olduğu için. Ondan sonra galiba bu konuda biraz dikkatli olmam lazım. Şekeri almamış mıydım? Almamışım. Ah, ah, çok sorumsuzum. Çok. Grup içi 1 numaraya yerleştirmiştik galiba ve yakaladık. Ne yapıyor? Propaganda posterleri hazırlıyor. Zaten biliyoruz. Biliyoruz zaten bunu. Hakkında başka bilgiler edinerek belki de onu
Galiba karşı ajan karşı ajanlık gibi bir hikayesi vardı grup için. Tam olarak emin olamıyorum şimdi ne yalan söyleyeyim. Onun için yalan olmasın diye susuyorum. İki numarada kim var? Daire 2 numara. Onu biliyoruz zaten 3 aşağı 5 yukarı ama hadi iş olsun biraz karıştıralım dairesini. Galiba aşağıdan var zaten. Çok paraya ihtiyaç var arkadaşlar. Yetmiyor. Oğlan iliğimizi kemiğimizi kuruttu. Oğlan. Hep oğlanın işleri. Burada para edecek bir şey yok. Suç unsuru yok. Bunlar taşınıyorlar. Hadi bakalım. O saati de pek para etmiyor. Şimdi 80 dolar için kendini riske etmeye değmez. Vatansever şarkılar 5 para etmez. Eğer suç unsuru olsaydı iyi para ederdi. Hakkında bir şeyler öğrenmiş olduk. Bunu bir çalsam ben çaktırmadan devam etsin. Üst kata çıksın. Galiba buradaki arkadaş çıktı evden az önce. Evet geliyor galiba. Maalesef geliyor. Ona da bir şey yapamayacağım. 5 numaraya falan birilerini taşımadım ben ya. Taşıdım diye biliyorum. Bir sürü kameraya ihtiyacım var. Uyuyormuş. Uyuyormuş. Bu da yeni geldi. Ben yine de bir gözetleyeyim. Belki bir şey yakalarım hakkında. Ya da bir tanışalım bu arkadaşlarla. Bu arada kız hasta biliyorsunuz bizim ufaklık Marta. 48 saati kaldı. Doktor için 15 bin gerekiyor. İkiye katlamam gerek. İkiye katlamam gerek. 15 bin. Çok para. Dur bakalım. Kütüphaneciymiş. Daha önce tanışmışız. İlginç. Temiz çocuk olma. Evet, bu arkadaşım böyle bir sıkıntısı vardı. Havadan sudan konuşalım. Efendime söyleyeyim, savaş konuşalım. Konuşulacak kütüphane işini konuşalım. Seviyormuş işini. Ya bu muhtemelen suçlu. Yani devlete göre suçlu bu arkadaş. Kitap okumalar filan falan bunlar sağlam ayaklar değil. Konuşmayı sonlandıralım. Onu tepkisini çekecek bir şey yapmayalım.